Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü konuğumuz Mahmut Makal. Öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Önce sizi kısaca bir tanıyalım. Kimdir Mahmut Makal? Toplumcu gerçekçilere mensup bir yazarım. 1950'de yayımladığınız Bizim Köy romanı, köy romancılığına ilginin artmasına öncü olmuştur. Evet, bu benim için sevindirici. Peki, yazın hayatınız nasıl başladı? 1945'te Türk'e Doğru, 1946'da Köy Enstitüsü dergilerinde yayımlanan şiirlerimle yazmaya başladım. Daha sonra Varlık dergisinde yer alan köy notları ile dikkatleri üzerime çektim. Sizi daha çok Bizim Köy adlı eseriniz ile biliyoruz. Doğrudur. Bize bu eserden bahsederseniz seviniriz. Daha çok röportaj özelliği gösteren ilk eserim Bizim Köy ile Köy Yazıları çığırını başlattım. Bu eseri doğduğum köyde öğretmenlik yaptığım Nurgöz Köyü ile ilgili gözlemlerden oluşturdum. Köy Enstitülü yazarlara öncülük etmeniz de takdir edilesi bir davranış. Teşekkür ederim. Fakat kitaplarım ve düşüncelerim yüzünden mahkemelerde yargılandım ve bir müddet cezaevinde yattım. Olur böyle şeyler. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Sanırım öyle. 1967'de UNESCO tarafından dünya gençliğine örnek insan olarak seçilmenizi de takdirle karşıladım. Çok naziksiniz. Bize önemli gördüğünüz diğer eserlerden de bahsetmek ister misiniz? Elbette. Sizi dinliyoruz. Köy, kasaba ve eğitim sorunlarını, memleketin sahipleri, kalkınma masalı, bu ne biçim ülke gibi kitaplarımda dile getirdim. Peki eserlerinizde kullandığınız üslup nasıldır? Bu konuda mütevazi olamayacağım. Yalın ve etkileyici bir dil kullandım. Bazı eserlerim pek çok dile çevrildi zaten. Sizden son olarak önemli gördüğünüz eserlerinizi sıralamanızı istesek hangilerini sayardınız? Bazı önemli romanlarım şunlardır. Bizim Köy, Memleketin Sahipleri, Köye Gidenler, Kuru Sevda, İptik Pazarı, Ötelerin Havası, Halktan Ayrı Düşenler, Köpeksiz Köy, Açlık Pınarı, Bir İşçinin Günlüğünden. Peki, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Sizi ağırlamaktan gurur duyduk. Rica ederim. Ben de çok memnun oldum. Sizinle sohbet etmek güzeldi. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konuğumuz Mahmut Makal'dı. Başka bir bölümde, başka bir yazar ile tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.